Jack 90 herkese merhaba. Senenin bu ilk programında 2024'ün müzikal anlamda beklentilerine bakacağız. Bu analistlerin bir takım verileri var. Oradan da toparladıklarımız kadarıyla, yapay zekadan da alabildiğimiz kadarıyla 2024'te bizi müzikal anlamda, müzik dünyasında neler bekliyor? Şöyle bir Kanat Atkaya ile birlikte konuşalım istedik. 2024'ün ilk programına böyle bir giriş yapmak istedik. Sen AI demişken oradan girelim istiyorsan. Aynen. Çünkü ben de biraz yoğun bir dönem yaşadım. Böyle bir taşınma maşınma işleriyleydim. Çok ilgilenemedim ama hani biraz baktığımda sağa sola 2024 ile ilgili öngörülerde en fazla öne çıkan, evet, en fazla vurgulanan AI'nin müzik dünyasına katkısı, etkisi, yaratacağı, tetikleyeceği değişimler. Bu son birkaç yıldır zaten konuşulan bir şeydi. Yani son birkaç yılın da öncesi vardır muhakkak da daha çok yüzeye çıktı. Ürünlerini görmeye başladık. Tartışmaları başladı. AI işte müzik üretimine, müzik üretim sürecinde ne faydalar sağlayabilir? Elbette sayısız faydası var. Ama bir yandan da işte soru işaretleri, şüpheler. Benim gibi artık ortodoks kalan tipler için kardeşim ben kendi bildiğim müzikten şaşmam, bu işleri bulaştırmayın diyen cepheler de var, netleşiyor, var tabii ki. Ama bir yandan da tabii AI'yı bu işin geyik kısmı veya şahsi bakış kısmı da faydalanabildiği alanlar da elbette çok fazla. Çünkü şimdi bir rapor 1999 senesinde müzik endüstrisi 10 milyar dolarlık bir değer üretiyormuş. 2023'e geldiğimizde bu 28 milyar dolar. Hani 3 kat artmış gibi gözükmekle birlikte enflasyonu falanı filanı, işin doğal gelişim sürecini filan kabul edersen müzik endüstrisinin gelişiminin yavaş olduğu düşünülüyor. Maddi gelir yaratmak açısından. Ve şu anda büyük ölçüde sadece streaming platformlarına, ki onlar da zaten yüksek kazançlar elde edip bu kazançları paylaşım, kazancı paylaşım için oluşturdukları model yüzünden eleştiriliyorlar ama yine oraya bakılan bir yer satışlar ve canlı konserler. Ama niye daha fazla olmuyor? Müzik endüstrisi niye daha fazla karlı bir hale gelmiyor diye, elbette kapitalizmin görevi bu. Tabii. Ne kadar çok para sağabiliriz bu sistemden? Bunlar çok konuşuluyor ve AI'nin burada yaratıcı algoritmalar vesairelerle yardımcı olacak. Kataloglama sistemi, parçalar arası benzerlikleri ölçmek vesaire gibi konularda çeşitli upuzun bir liste var. Müzik endüstrisine de AI, her endüstriye olduğu gibi bu arada, hızlı bir giriş yapıyor ve en çabuk, en hissedilir ölçümlemeleri de müzikten yapabiliriz. Bu yapay zekanın insanların beğenilerine yakın şarkılar ortaya çıkarabileceği konusunda da 2024'ün beklentileri arasında bunlar da var. Yani bir yapay zekanın yazdığı ya da bestelediği şarkıyı dinler misiniz? Osbourne'un podcast'ı var. Belki karşılaşmışsındır. Ozzy Osbourne da paylaşıyor sık sık. Ozzy Osbourne'a soruyor oğlu ya da kızı yanılmıyorsam. Böyle bir yapay zekanın yazdığı şarkıyı söyler misin diye soruyor Ozzy Osbourne'a. Ozzy Osbourne diyor ki ya ben hani böyle şeylere açık değilim de demiyordu. Yani hani bizim zamanımızda bir odaya kapanıp şarkı söz yazardık. Ben kendim yazabiliyorum, kendi şarkılarımı kendim yazarım. Buna da ihtiyaç duymam diyor. Bir yandan da bu az önce söylediğin gibi sadece şarkı yazma ya da bestelemek konusunda değil, işte kategorilere ayırma ve bir takım farklı yerlerden de yararlanabiliriz. Her meslekte olduğu gibi hani onu bir kenara itmeden yararlanabileceğimiz alanlarda olacaktır. Bir analistin yazdığı bir makalede şunu söylüyordu. Zamanında işte synthesizer'lar ve drum machine'lerle çıktığı zaman müzisyenlerin ve davulcuların işlerini ellerinden alacağı söyleniyordu mesela. Ama bu biraz daha farklı. Ortaya, tabii, sample'lar ortaya çıktığı zaman işte müzikler hep birbirini tekrar eden bir hal alacak diye konuşuluyordu. Hani bunun önüne geçmek ya da beraber çalışabilmek sizin elinizde gibi bir makalesi var kendisinin yazmış olduğu. Tabii yani herkesin kendi tercihidir. Tabii elbette şimdi su akar yolunu bulur derler. Burada da şimdi bu karşı durulabilecek bir artık geçti oluşum değil. Yani bunun karşısında durmayacaksın. Sadece hani nasıl faydalanabilir? Senin şahsi yaklaşımlar belirlenecek vesaire vesaire. Yoksa elbette ortalama beğeni
bir algoritmik değer olarak kabul ettikten sonra üretilecek parçaların kalitesi yani öyle. Ancak tabii. Hani ona benzeyen şarkı kadar iyi bir şarkı olabilir. Daha olabilir. Fazlası olur mu bilmiyorum ama. Bir yandan da diyorlar ki işte bundan yani önümüzdeki sene değil, iki sene sonra da değil ama belki 10-15 sene sonra ya biz oturup nasıl bu şarkıları bir odaya kapanıp da kafa yorup da yazıyorduk diyeceğiz yerine gelecek de öngörülenler arasında. Bilmiyorum. Yani şöyle bir şunu öngörenler de var ya bunun bir regüle edileceği veya başka bir mikro janra evet. Gibi algılanabileceği yani AI hı-hı. Tabanlı müziğin hani mesela şimdi şu speed up hikayesi hızlandırılmış şarkılar evet. TikTok sayesinde çok yaygınlaştı veya hı-hı. TikTok'u zemini oluştur diyelim. Şimdi onların ayrı playlistleri vesaireleri var. Yani Allah dinleyene kolaylık versin benim açımdan böyle ama evet. Hani genel bir beğeniyi genel şeye bakıyorsan nereye gidiyor diye. İşte kısa videolar, kısa şarkılar, şarkı süreleri azalıyor. İnsanoğlu son 20 senede Gülşah'cığım ilgi süresi, odaklanma süresi 12 saniyeden 8 saniyeye düşmüş. Yani bunu hani anlamak için böyle makale okumaya gerek yok. Çık İstiklal Caddesi'nde yürü, zombi gibi insanlar cep telefonu ekranına bakarak yürüyor. Yani insanların evrimleşmesinin bir parçası olarak göreceksek durum çok zaten çok parlak bir şekilde seyretmiyor. Ama bu Ozzy Osbourne'un dediğine gelirsek yani biz hala yapabilenleri dinleyeceğiz veya yapılmışları dinleyeceğiz. Veya onu da yapanlar devam edecekler. Yani bunun hakim ve müzik zevkinin güzelliği de bu zaten. Seni koruyabilecek bir zevkin var. Hani onu da dinleyebilirsin, bunu da dinleyebilirsin. Herkes de istediğini yapabilir ama hani böyle geneli bir süzgeçten geçirip genelin beğeneceği şarkılar sunuluyorsa sen de dinlemezsin. Olur biter kendi bildiğini dinlersin. İşin eskileri o kısmına öyle bakmak lazım. Dinlemek biraz. Derken şöyle bir şey var. Gene bu yapılan araştırmada günümüz müziğinin %75'i 2 seneden eski. Dinlenenler, evet. Beğenilenler, işte yeniden listeye girenler falan. Bunu zaten tabii. Hep konuşuyorduk. %75'i çok büyük bir sayı. Çok ilginç bir şey var mesela. Janralar arasında hani bu subjanralar, mikro janralar zaten hani aradaki şeyler keskinliklerini yitirdi türler arasındaki ayrımlar. Türlerin evet. Hep bir hibrit evet. Bir vaziyette tek bir potaya aktığı dönem falan derken bütün bunların arasında dinlenme oranı inanılmaz yükselen bir müzik türü var. Klasik müzik. Çünkü sosyal medyada çok kullanılıyor. Telif derdi bilmem ne de olmadığı için fon müziği olarak vesaire olarak ama bunların sayılabildiği ve sayılmasında önemli olduğu bir çağda yani kaç kere dinlenmenin vesairenin klasik müziğin bu anlamda yıldızının parladığı bir evet. Dönem yaşıyor. Sosyal medyanın yarattığı ortam bunu da tetiklemiş vaziyette. Aynı şekilde işte Aha, Kate Bush yaşadı bunu. Eski şarkılara filmlerde, filmler ama filmler ve dizilerden öte sosyal medya orada. TikTok tabii. Müthiş bir güç oluşturuyor. Filmler ve diziler elbette önemli popüler şey. Bir Stranger Things şeyi tetikledi. Hani synthwave veya işte neydi Guardians of the Galaxy miydi onun soundtrack'i falan hep böyle 80'ler synthpop vesaire. Mikro janralar, mikro janra denmez aslında synthwave'e de daha büyük bir şey. Bir, belki hani alt tür diyebiliriz. Gelişimi inanılmaz. Hala en fazla ilginin yoğunlaştığı, dinleyici bulan türlerden biri. Şimdi bu çok genç nüfusu var Brezilya'nın. Ve birazcık da böyle bu çağda şey gibi kullanılıyor. Deney merkezi gibi. Bütün bu büyük şirketler, AI'cılar, zartçılar, zurtçular işte gidiyorlar orada bu müzik platformları. Oralarda ölçümleme yapıyorlar ve mesela sonuçlardan biri Amerika'da, Kuzey Amerika'da %61'i mi 69'u mu tam emin olamıyorum. Dinlenen müziklerin Anglo-Sakson kökenli değil artık. Yani değil, Karayip... İşte Afrika, Uzak evet. Doğu vesaire. Yani bu şeyde de Amerika'da biliyorsun seçimler döneminde çok konuşulur. Artık Amerikan hakim seçmen beyaz değil. Yani işte Hispanikler, siyahlar vesaire daha bir kalabalık hale geldi. Bu müzik zevkine de yansıyor. Tüketilen müzik. Yani Taylor Swift arkasından bakıyorsun işte
bazı hip hopçu yıldızlar geliyor. Ama altta işte en çok Taylor Swift'ten sonra dinlenen Porto Rikolu reggaetoncu, neydi adamın adı? O yani Taylor Swift'i ikinci sırada o takip ediyor. Despacito'yu söyleyen mi? Hiç bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bu kadarını bilmiyorum. Ama ben onu çok dinlendiğini biliyorum. En azından YouTube'da. Tabii ama o eski kaldı yani. Şimdi hayır. Geçen senenin en çok dinlenen şeyi yani işte bilmem kaç milyar Taylor Swift'ten sonra birkaç milyar da bu dinlenmiş evet, falan. Evet yani yapacağınız müzik yani Türklerin de hatta böyle yurt dışına açacağı yani Türkiye'de neler oluyor diye baktığınızda olabileceğini söylüyorlar. Çünkü Latin dili ve işte K-pop özellikle hani bütün dünyayı kasıp kavurduğu için sadece İngilizce olmak zorunda değil şarkı sözleri artık bundan sonra gibi. Ve örneklerini görüyoruz. Gaye Su Akyol, Altın Gün. Tabii. Yani lalalar Türkçe, da öyle. Lalalar da Türkçe yaparak. Bu TikTok demişken 2024'te elbette TikTok'un yeniden en popüler mecralardan biri olduğunu da söylüyorum. Devam edecek tabii. Yani. Yenileri elbette tüyecek. Bir gün TikTok'ta Facebook gibi çok yaşlı kalacak. Bu işin kuralı böyle. Onun dışında tabii bu dinleme platformları da stream platformları yani şarkıları istediğin zaman istediğiniz yerden dinlenebilme özelliğine sahip olan platformlar da varlığını sürdürecekler. Bunların isim vermekte bir sakınca yoktur herhalde artık yani herkesin bildiği Spotify. Spotify'ın tabii yükseleceği söyleniyor fakat Spotify ile birlikte bir takım başka platformlar da var. Mesela Apple yani tabii ki Spotify kadar olmasa bile onun da arkasında 3 trilyon dolardan fazla değeriyle birlikte bir kendi babası olduğu için o da varlığını sürdürecek. Spotify'ın piyasa değeri 40 milyon dolar bu arada ve büyümeye devam ediyor. 40 milyon değildir. 40 milyon dolarsa biz banka kredisini alalım. 40 milyar dolar. Pardon milyar mı? Pardon. Bir şey çok pardon biz ya. Alalım hemen. Yani. 40 milyar dolar çok pardon. YouTube müzik de tabii güvende. Onlar da YouTube'un aynı zamanda kendi bu AI Dream Track'i de var. Yani 9 sanatçı yapay zekanın kendi seslerini kullanmasına izin veriyor. Hani farklı bir yere gidiyor. 30 saniyelik snippetler oluşturacaklar. Amazon Müzik'te Jeff Bezos var. O da devam ediyor ama Tidal, Deezer, Napster gibi daha bağımsız olanlara ne olacağı bilinmiyor şu anda. Spotify'a girmişken ve yapay zekadan da bahsederken bu algoritmanın artık insanların üzerinde etkisinin eskisi kadar kalmadığı söyleniyor. Bir takım farklı parametreler olduğu için orada yani hani insanların da ispatlayamadığı belki evet. Ama artık yani her yerde yazılıp çizilen parametreler olduğundan dolayı insanların bunlara artık güvenmediği, kendi fikirlerini de işin içine katmak istediklerini görüyoruz. Ben kendim işte Etiyopya ve Japon cazında buldum. Mesela, kaçacağım derken o algoritmada. Yani tabii ki sunduklarına da bakıyorsunuz, yeni şeyleri keşfediyorsunuz ama eskisi kadar değil yani. En azından yapılan araştırma böyle. Spotify'ın da kendi AI DJ'i olacak bundan sonra. Kişiselleştirecekler. Yani bir radyo gibi değil. Bununla ilgili pek çok çalışma var tabii, ama tabii yani. Var. En büyük trendlerden biri kişisel DJ şöyle fikri. Mesela Kanat ta gidip yani Kanat merhaba günaydın işte bugün bilmem çok yalnız bir şeymiş gibi geliyor bana. Hani normalde radyoda yaptığın gibi herkese hep bir arada olduğumuzu hissettirmek. Tabii ki onun da farklı bir şeyi vardır, denenir, görülür. Ama hani birebir bir insanla konuşuyor olması bir DJ'in belki de iyi olur bilmiyorum. Ama yani şu anda bir yalnızlık gibi hissediyorum ben bütün bunların hepsini. Ama bu da bu 2024 için çalışmalarını sürdürülenler arasında. Ve şey de bu arada... Sanal konserlerde. Tabii. Onlar da bu biliyorsunuz şey döneminde denendi. Pandemi döneminde. Hatta süper yapmışlar falan diye gaza da getirdiler de hiçbiri süper değildi o konserlerin. Yani hani ben yani bilmiyorum. Pandemi konserleri neyse. Ama böyle hani şimdi de bunu böyle hayır. Şey yapmak ama da istemiyorum. Ama şimdi işte bunu daha bu deneyimin geliştirilmesi. Tabii, o da var. Başka ortamlar yaratılması falan hani beni pek ilgilendirmese de varlığından bahsetmek gereken konular tabii. Bunlar. Ben yine gidip konserde izlersin ama izlerim. Yani hani hadi gel dene derselerdi ben denerim. Bir de az önce söylemiştik onu atlamayalım. Müzik janraları yeni bir janra belki yani E'in olduğunu böyle mini bir janra olarak kabul edebiliriz. Onların yaptığı müziği. Ama hepsi tekrar birbirinin içine geçecek. Yani tek bir janra olarak değil hepsinin birbirinin içine geçtiği janraların devam edeceğini de söylüyorlar ama mesela yeni bir şeyden ziyade 90'lar partileri eskiyecek mi? Mesela Türkiye'den bahsediyorum ya da yani dünyada da böyle olabilir bilmiyorum. Bunu araştırmadım ama ben hiç zannetmiyorum. Onlar devam edecektir. Yani şunlar devam edeceğine dair umut ışıkları. Bu partilere gelenler sadece o yaş grubu değil veya bu müzikleri sadece o yaş grupları dinlemiyor. Mesela post-punk grupları nasıl
genç kitle üzerinde son yıllarda etkili olduysa, yine bahsettiğimiz sebeplerden, bu diziler vesaireler falan filan veya dayatılan müziği reddetmek konusunda. AI diyeyim, alt tür olacak olabilir diyenler de var, var ama çok küçük bir tür olarak mı kalır onu bilmiyorum. Yani göreceğiz. AI üretimi popüler şarkılar, süreler kısalıyor, o çok bariz, parça süreleri. Sanatçılara verilen tavsiyeler artık sadece müziğimi yaparım ben diye bu piyasada tutunamazsın güzelim veya arkadaşım veya kardeşim veya çocuklar, her neyse. Kendinizi influencer gibi de görmeniz ve tanımlamanız ve pazarlamanız gerekiyor çağındayız. Hani bu verilen tavsiyeler, bu tavsiyeler kim veriyor, uyulur mu uyulmaz mı, o başka hikaye. Ama hani şu anda öngörülen, deniyor ki 2024'te kendini sadece bir müzisyen olarak görüp ben sanatçıyım ve müziğimi yaparım, zor. Paraya çevirmek istiyorsan, para kazanmak istiyorsan, yani sistem sana burayı gösteriyor. Diyor ki sen artık sadece sanatçı olarak kaygılarınla, endişelerinle, keskin duygularınla vesaire yaşayamazsın. Kendini influencer gibi gösterip bunu satacaksın, bunu pazarlayacaksın. Bir takipçi, Taylor Swift modeli tabii herkesin ağzını sulandırıyor. Yani aidiyet hissi kuvvetli bir takipçi grubu yaratmak. Kapitalizmin ağzını sulandırıyor. Yani şöyle, influencer'danla birlikte aslında bir abonelik sistemi de üretiyorlar. Evet. Yani içerik konusunda insanları, müzisyenleri teşvik ediyorlar insanlar. Abonelik yani sadece sistemi. İşte ben böyle bir bardak aldım, bakın ne kadar güzelden ziyade, yani müziğini yapıyorsun ama yani daha çok iş aslında onlara, yani içerik de üretmeleri gerektiğini söylüyorlar. Ve aynı zamanda konserler, Taylor Swift'lerden bahsetmiyorum, anında biten konserler bütün bunlar ama nispeten daha büyük olanlar, fakat bilet fiyatları inanılmaz ya, sadece Türkiye için de değil yurt dışında da giderek arttığı için konser salonundaki şeylerin, sandalyelerin, oturma yerlerinin boş olduğunu gördükçe bu konser bilet fiyatlarının artık gerçekten ucunun kaçtığını onlar da farkında olduğu yazılıyor. Bilmiyorum hani bunu değiştirirler mi, bunu değiştirmek için bir şey yaparlar mı, olan bir parayı aşağıya çekerler mi? Hiç zannetmiyorum yani ama. Yani vaziyet şöyle aslında, geçenlerde Megadeth turne açıkladı ve konser biletleri işte $100 ortalaması gibi bir şeye geliyor normal bilet. Tabii gürültü koptu yani, $100 tek konser mi olur kardeşim falan diye. Dave Mustaine bunun üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı. Arkadaşlar biz de inanamıyoruz. Yani para benim cebime girmiyor. Bu işler o kadar saçma bir masraflı hale gelmiş ki diyor o da. Çünkü ona da birileri gidiyor diyor ki abi size turne yapalım. Buna biletleri $100 satacağız, size turne yapalım demiyorlar tabii. Ama ortaya bir mali tablo çıkıyor, işte lojistik. Sahne kurulumunda çalışanlar, ışıkçılar, güvenlik vesaire, salon kirası, alet edevat taşınması, ışık, zart, zurt filan falan derken her şeyin zaten dünyada saçmaca pahalandığı bir çağda bunun bilete yansıması da normal bir konser biletinin büyük gruplar, büyük sanatçılar için en ucuz $100 civarına gelmesine sebep oldu. Bu daha çok tartışılacak bir konu bence. Şu anda layığıyla tartışılamıyor çünkü öyle bir tartışacak platform yok. Yani sosyal medyada millet bağırıyor, çağırıyor. İşte sesini duyan sanatçılar da biraz cevap yetiştirmeye çalışıyor. Hani sektörde tek açıklamayı şöyle yapıyor. Pandemiden bu yana lojistikte bilmem ne. Şimdi kardeşim, insanoğlu kendisini yönetmek için en akıllı ve düzgün insanları seçmek gibi bir özelliğe sahip değil dünya genelinde. Bir yandan çatışmalar dünyanın her yerinde sürüyor. Orta Doğu'da vesaire. Ticaret yolları bundan etkileniyor. Diyor ki benim sana getirdiğim bilmem ne ürünü $20 gelirken artık $30 geliyor. Bilmem ne derken işte taşımacı firma diyor ki ben senin metre küpünü $2 taşırken $5 taşıyacağım. Çünkü risk arttı. Bilmem ne, Basra Körfezi'ni kullanamıyorum. Atıyorum yani şuradan geçiyorum filan falan derken. Her şey pahalanıyor ve bunun bedelini de insanoğlu ödüyor. Evet. En başta yanlış seçimler yaptığı için diyeceğim ama konumuz bunlar değil. Neticede daha pahalanmaya devam eder Gülşahçı. Bu kafaya sen dedin ya, bu nasıl olacak, bu isyanlar sonucu iner mi? İnmeyecek tabii ki, daha pahalanacak. Belki hani yine festivallerde çare arayacağız kendimize, gidip maksimum grubu görebileceğimiz yer orası olacak filan falan gibi eski eğilimler devam edecek ama fiyatlar
uçtu. Festivaller demişken şöyle bakalım. Coachella Festivali 14-24 Nisan'da Kaliforniya'da. Harry Styles, Billie Eilish, Weekend, Swedish House Mafia. Saymayayım istiyorsanız bunları. Glastonbury Festival var 22-26 Haziran. Tomorrowland 22-24 Temmuz. Lollapalooza 28-31 Temmuz. Glastonbury line-up açıkladı mı daha? Açıklamadı. Glastonbury'de Radiohead, Kendrick Lamar, Paul McCartney, Radiohead Taylor mi? Swift yazıyor burada. Smile var bu sene, albüm yapıyor. Smile albüm yapıyor, ona da geliriz. Lollapalooza var. Reading Leeds festivalleri açıklandı 25-27 Ağustos. Primavera 2-4 Haziran Barcelona. Fuji Rock var 29-31 Temmuz Japonya. Roskilde festivali var Danimarka'da 25-29 Temmuz. Primavera Sound 1-3 Eylül Portekiz. Austin City Limits festivali de 2-4 ve 9-11 Eylül tarihlerinde Austin, Texas'ta gerçekleşecek. Bunlar klasik büyük konvansiyonel büyük, evet. Festivaller devam ediyor. Bir de tabii daha ufak. Geçen senelerde de örneğini gördüm. Evet. Daha lüks veya daha salaş fark etmez. Evet. Hani daha ufak topluluklara, zevklere, modalara vesaireye hitap eden festivallerin eğilimi de devam ediyor. Evet, bu markalar ya da böyle festival yapmayı düşünenler varsa eğer bu sene şöyle bir şey var, eğilim var. Deneyimin daha fazla olacağı festivaller ve yeni deneyimlerin daha fazla olacağı yine işte... Ne bileyim dükkanların olacağı, yemekçilerin olacağı değil de daha farklı şeylerin de işin içine gireceği festivallerin olması bekleniyor 2024'te. Evet. Bilmiyorum artık nasıl şey yaparsınız. Belki yurt dışından böyle bir marka gelir. Biz artık bir süre sonra şey diyeceğim. Abi düz müzik festivali kalmadı mı? Hani düz müzik festivaline gitmek istiyorum. Hani düz. Düz müzik festivali. Onu bence böyle bir şey yapalım. Biz yapalım. Düz müzik festivali. Düz müzik festivali. Deneyim yaşamak istemiyorum. Konser izlemek istiyorum. Tabii bu arada Z jenerasyonunun da müzisyenleri daha da artacak. Bu sene daha yenilerini de göreceğimizi umut ediyoruz. Yeni anlatacakları. Çünkü onların tabii ki yani hem politik hem sosyal açıdan dertleri ve kavrayışları çok daha farklı olduğu için yazdığı sözler de ona göre ve yeni neslin de tabii ki daha hoşuna gidiyordur diye tahmin ediyorum. Böyle hiç kimse yani sokağa çıkılmış da yapılmış bir araştırma benim elime geçmedi ama en azından gördüğümüz kadarıyla, gittiğimiz konserlerde fark ettiğimiz kadarıyla bu böyle. Bu arada küresel müzik telif hakkı değeri 2022'de %14 artarak 41.5 milyar dolara ulaştı. 2 yıllık aynı büyüme küresel müzik telif hakkı değerinin 2024 yılında kolaylıkla 50 milyar doları geçmesini sağlayacaktır diye bir meyvan kimin işine yarayacağız. Ben de o zaman bir tane aklımda kalan bütün bu süreçten bir rakam paylaşayım. 2023 senesinde insanlık 960 bin yıla denk gelecek süre müzik dinlemiş. Yani total insanlık olarak hani sen 3 saat dinlemişsin ben 5 saat dinlemişim bir gün mesela. Topluyoruz o gün 24 saat değil de tabii ki doğal olarak şey 78 milyon saat dinlenmiş oluyor falan. Bütün bunları topladığında kümülatif olarak 2023 yılında insanoğlunun dinlediği müzik tabii bu sadece ölçülebilen şeylerden bahsediyoruz. Tabii. Benim dinlediğim plakları falan ölçemiyorlar. Toplamda 960 bin yıl. 2023'teki. Peki toplam müzik dinleme süresi insanoğlunun. Ben sana şunu vereyim. 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre günde ortalama en fazla müzik dinleyen ülke sence hangisi? 5.1 saat ile. Tam ne demezsin? Lüksemburg. Sonra Güney Kore geliyor 4.9 saatte. Sonra İspanya. 4.8 İtalya, Brezilya diye gidiyor. Refah birazcık hafif Türkiye'de salma potansiyeli falan güzel. Günde ortalama 3.2 saat müzik dinleyen ülkeler arasında ortalamanın biraz üzerinde. Fena bizde değil. Trafik etkili bence. Ama yani bu da dediğin gibi şeyden yani radyoyu da ölçümleyemiyorlardır. Tabii. Ama ya, ölçümlenebilen şekilde evet. 960 bin yıllık müzik dinlemişiz. Araştırmaya göre Türkiye'de gençler yaşlara göre daha fazla müzik dinler elbette. Bunun gene işte böyle platformlar olduğu tabii. için böyle yani kim hangi yaşlı platformu dinliyordur yaşlı derken böyle 80 şimdi %91'i şu anda genç nüfusun online müzik dinliyor. Evet. Yani bu böyle tabii, bir araştırma var. %91 sadece online. Bu arada kadınlar erkeklere göre daha fazla müzik dinliyormuş. Türkiye'den bahsediyorum hala. En çok dinlenen müzik türleri pop, rock ve arabesk. Bundan emin olamadım ben. Yani burada hip hop'un da girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu araştırmadan emin olamadım. Bence Türkiye'de bir tür var ya bu üçünün karışımı, ikisinin karışımı gibi en azından. Arabeskle şey karışımı. Hip hop. Hip hop öyle bir tür daha çok hakim. Bu ama işte dijital olarak dinlenme Türkiye'de de müzik dinleme alışkanlıklarını değiştiriyor.
Dijital müzik platformlarının büyümesi bekleniyor yine Türkiye'de de. Evet. Yeni sanatçıların ortaya çıkması elbette. Pop müziğin popülerliğinin artması. Bütün bunların hepsi dünya ile birlikte aynı. Yani Türkiye'de de 3 aşağı 5 yukarı evet. aynı şeyler bekleniyor. Şimdi konserlere geçeyim ben Türkiye'den bahsederken. En azından belli olanlar Scorpions geliyor. Onu söylemiştik 23 Mayıs'ta Küçük Çiftlik Park'ta. Therapy geliyor. 6 Şubat'ta Blind'da. Sonar İstanbul bu sene de 8.'si düzenlenecek. 26-27-28 Nisan'da Zorlu PSM'de The Blaze geliyor. 18 Mayıs'ta Küçük Çiftlik Park'ta. Bruce Dickinson geliyor Iron Maiden solisti. 7. solo albümünün turnesi kapsamında ilk solo turnesini vermek üzere 19 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta. Bir sürü metal konseri var. Katatonia, Dark Tranquility, Eye Monster geliyor onun dışında. Elektronik müziğe tekrar geçecek olursak If Performance Hall Beşiktaş'ta. Nouvelle Vague bir kez daha İstanbul'a geliyor. Yine metallere geçiyorum. Cradle of Field geliyor. God is an Astronaut geliyor. God is an Astronaut çok seviyorum. Evet, bunlar şu anda belli olanlar. Tabii ki bunlara eklenecektir. En azından bizim duyum aldığımız fakat sakın kimseye söyleme dedikleri gruplar var. Geleceğin neredeyse kesinleşmiş olanlar. Onları da merakla bekliyoruz. Şimdi tekrar döneriz istersen ama çıkacak olan albümleri de şöyle hemen hızlı hızlı ben bir söyleyeyim. Vaccines var 12 Ocak'ta. Green Day, Sleater-Kinney 19 Ocak'ta albümleri çıkacak. 26 Ocak'ta Future Islands, The Smile az önce demiştin. Şey, ben onu anlamadım. Smile ikinci albümü yapıyor. Güzel gitti onlar çünkü. Nasıl Radiohead turnu yapacak? Bilmiyorum yazın. Ondan işte bakalım. Bir daha ona bir bakmak lazım. Anlarız. 14 Şubat'ta Chromeo Grande de Idols albüm çıkartıyor. 16 Şubat'ta Nouvelle Vague albüm çıkartıyor. Üstüne de zaten turne kapsamında İstanbul'a geliyor. 23 Şubat'ta MGMT, 1 Mart'ta Kaiser Chiefs, Yard Act, 8 Mart Jesus and Mary Chain, Judas Priest, Libertines. Ya albümü atladın. Neyi atladım? Şubat'ı bitirdin mi? Evet. Şubat'ta ne çıkıyor? Ne? Jennifer Lopez. Evet doğru. Hikayeyi biliyorsun süper. Ne? Bu 20 yıl önce This Is Me Then diye bir albüm yapmıştı. Albüm tamamen Ben Affleck'e aşk şarkıları. Dear Band diye bir şarkı vardı falan. Neyse. Şimdi bunlar ayrıldılar bilmem ne oldu. Dünya döndü falan. Tekrar beraberler. This Is Me Now diye albüm çıkarıyor. 16 Şubat'ta tam Sevgililer Günü'nün ertesinde çıkarıyor. Bunu birkaç ay önce duyurdu. Dear Band Part 2 falan var. Tamamen Ben'e duyduğu aşk ve bu 20 yılda yaşadığı değişimleri anlatacakmış. 10 yıldır falan da albüm yapmıyordu Jennifer Lopez. Bence yılın bomba şeylerinden biri. Doğru. Devam edelim. Bu arada bir şey, albümle ilgili biraz okuyayım dedim. Şöyle bir şey gördüm. Tracklist koymuşlar. Hangi parçalar var falan. Ya ne kadar uzun dilim yazar şeyleri. Her parçada 9 kişi falan yazar. Yani bir parçayı 9 kişi yazmış. İçinde Justin Timberlake de var, J-Lo da var, bilmem ne de var, o da var, bu da var. 9 kişi gerektirecek ne yapmışlar bekliyorum albümü. Göreceğiz yani. O zaman. 15 Mart'ta Lenny Kravitz, 22 Mart Gossip Stars. Lenny Kravitz de her şeyi kendi çaldı. O albüm mü? O albüm çıkaracak. Hepsini, ne varsa hepsini çalarak çıkardı. Sonra belli olmayan Coldplay'in Moon Music albüm tarihi belli değil. Decide'in albümü çıkacak. Korn'un albüm ismi de belli değil. Şeyde Testament'in de öyle, Wasp'ın da öyle. Bunları da 2024'te çıkması beklenen. Korn belki beklenen. Yapmaz diye ümit edeceğiz yani. İsmi cismi sevenler vardır, vardır kesin. Vardır tabii canım, şaka yapıyorum. Albümler böyle çıkacak olan 2024'te şimdilik beklenen yani açıklanan yani. Bunun üzerine tabii onlarca albüm tabii mutlaka canım. Eklenecektir. Konserler böyle, onun da üzerine mutlaka eklenecektir. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Duyduklarımızın en azından açıklanmasına. Yeni gruplar gelecek inşallah beğeneceğimiz, heyecan duyacağımız. Bu az önce bu daha fazla abonelik, sanatçıların daha fazla abonelik yapılması falan. Tabii ki Taylor Swift ve Beyoncé'un yolundan az önce senin dediğin gibi hala onları örnek alarak gösteriyorlar. Ve o yolda da ilerliyorlar. 2024'te de böyle olması bekleniyor. Yani aslında şöyle, bizi de dinleyenler belki varsa hoş görüp bu şeyi de kabul ederlerse öneriyi. İçerik konusunda daha fazla içerik satıyor ya, hala satmaya devam edecek her konuda olduğu gibi. Yani sen bir yapay zeka işte ben çıkartsın diye arkadaşlardan rica ettim yayın 2024 için öngörülerini, hiçbir şey çıkartamadı bizim için çünkü belli bir yerde tıkanmış kalmış şimdilik. Daha sonra ne olacağını elbette bilmiyoruz ama insanların sizin önünüze sundukları bu platformlarda dinleme alışkanlıklarınızı değiştirmek için hem plak şirketleriyle birlikte ortaklaşa da ilerleyen bir takım önerilerin yerine artık insanların kendi tercihlerine ya da birisinin onları önermesine daha açık oldukları gene yapılan araştırmalarda ortaya çıkıyor. Türkiye için değil, genel olarak söylüyorum. O yüzden içerik
sizin için de bence çok önemli olacaktır. Gerek şarkı sözleri, yazılan şarkı sözleri, gerek sahne şovları, gerek klip bilmiyorum yani, gerekse yazdığınız 3 cümleyle bile her şeyi değiştirebilirsiniz. Emin olun. Süper özetledin Müşacığım. İşte böyle. Başka benim ekleyeceğim bir şey yok. Bir de şu var. Ekolojik tabii ki her yerde olduğu gibi sürdürülebilirlik bu müzik piyasası içerisinde de bu sene yine gündemde olacak. Yeşil stüdyolar falan evet, yapıyorlar şimdi. Yeşil stüdyolar işte zaten yıllardır yani birçok grubun, büyük grubun karbon ayak izine duyduğu şey, tepki ile birlikte bu sene de gene aynı şeyler söz konusu olacak. Yani daha fazlası da olacağı söyleniyor. Bilmiyorum ne kadar uygulayabilirler. Bayağı zor bir iş ama tabii yapan da yapıyor. 2024 ile ilgili öngörülerimiz bunlar. AI ana tartışma konularından biri olacak. Evet. Dijital platformlar inanmayın. Müziği ölçmek ve dinlemek için birinci alet, aygıt olarak varlığını sürdürecek. Konser biletleri de pahalanmaya devam edecek. Özetle bu. 2024'te umarım çok daha iyisi 2023'ten ve diğer senelerden görürüz. Birlikte yaşarız. Güzel şarkılar çıksın, güzel günler dinleyelim. Konserler olsun, güzel güzel gidelim. Görüşürüz. Hoşçakalın.